Kanun suç yok artık Cenab-ı Hak'a. Efendim işte amir, memur, şu yok böyle şey böyle. Herkes özgür, herkes hür. Ama ne var? Cennette kimse kimseye kötülük yapamıyor ama. Neden? Günah olmadığı için, nefs-i emmare terbiye olduğu için bak muhteremler. Eğer bir kişinin günahı olduğu halde o kişi günahıyla cennete girse, o insan cennete huzur bulamaz. Yani İnsanlara zarar verir. Zarar verir bence. Bunun için işte icabında cehennem ateşi ne yapıyor? Kişi günahından arındıracak. Eğer kulun günahı azsa ne gerekiyor? Sırat köprüsü. Sırat köprüsü. Kişinin biraz günahları var ama onu cennete gidemeyecek. Ne yapacak kul? Sırat köprüsü biraz yavaşlayacak, hızlı koşamayacak, geçemeyecek. Ateş onu yakacak, günahını yakacak böylece. Günah arınacak. Ama Mevlam buyuruyor, bakın burada Mevlam buyuruyor, kim ki dünyada fi sebilillah kişi ihlas ile, samimiyetle böyle, iyi niyetle kişi Allah'ın dinine çalışırsa Allah kulu günahı temizliyor işte bakınlar. Oraya gerek kalmıyor böylece. Kalmıyor. Kul günahından arındı, temizlenir dünyada. Azrail kim oluyor ki muhtemelen? Azrail kim oluyor böyle ya? Azrail kim oluyor ki böyle şey? Bir evlullah'ın biri ölmüş de, kabre konmuş tabi. Tabi meleklerin görevi, kim olsa olsun geliyorlar. Buna soruyorlar, men rabbüke, Rabbin kim? Evlullah şöyle bir bakıyor, meleklere bakıyor da gülümsüyor. Siz kimsiniz be? Kimsiniz siz? Tabi melekler onu duyuyor, görür ruhani alem. İşte biz melekleri bu şekilde, küçülüyor melekler böylece. Bana ne Rabbimi soruyorsunuz diyor. Benim baş Rabbim var diyor. Benim bir Rabbim var. Öyle inanmış Rabbine, hiç şey yapmıyor böylece. Buyuruyor ki Mevla melekleri bu şekilde meleklere. Meleklerim, bırakın benim kulum, bırakın benim kulum. Ya muhteremler, Azrail kim? Bak değil mi? Münker'deki melekleri kim oluyor? Zebanın meleği kim oluyor? Ateş kim oluyor? Hatta işte böyle müminler, yani arınmış müminler sıratı geçerken, oradan mutlaka geçecek ama. Oradan cennete gidiliyor çünkü böyle. İşte günah arınan müminler sıratı geçerlerken sıratı köprüsünden cehennem onlara yalvaracak. Onlara cehennem yalvaracak. Ne olur çabuk geçin, çabuk geçin. Sizin nurunuz ateşimi söndürüyor. Yani doğal yapım bozuluyor. Doğal dengem bozuluyor. Onlara cehennem yalvaracak bak türemler. Yalvaracak böylece. Çünkü neyi yakıyor cehennem? Ancak günah yakabiliyor. Günah olmayan şeyi yakamıyor cehennem. Bir de karşılıklı nuru fazla ise o nuru ateşi söndürüyor. Melekler gibi oluyor çünkü kışımda. İşte Mevlam buyuruyor, bakınız, kim Allah'ın dinine çalışırsa, onları dünyada günahlar arındır, temizliğe böylece. Tertip oluyor böylece. Onu Mevlam ahirette, hiç böyle mahşerde dikili beklemeden, kabirde teremeden, korkmadan, sıratta yanmadan, kul cennete girecek. Ve mesakine tayyibeten böyle. O tertemiz, tertemiz bak böyle o köşede yaşayacak. Zalikel fevzül azim. Mevla buyuruyor, işte en büyük fevz kurtuluş ancak bu. Hangisidir? Yani günahını arınmak ve cennete girmek. O sonsuzluk aleminde sonsuzluk yaşamak böyle. Sonsuzluk aleminde böyle. İşte. Nasıl yaşamak böyle? Tam gönlün istediği şekilde cennete böylece. Yani kul nasıl hayat istiyorsa orada hayat var cennete böylece. Ve uhra. Bunun dışında bir şey daha var Mevlam buyuruyor bakınız. Neyin dışında? Yani günahtan arınma, ebedi cennette yaşama. Bunun dışında dünyada o kul Allah'ın bir mükafatı daha var. Yine çalışanlara. Tuhibbunaha. Siz onu seversiniz Mevlam buyuruyor. Dünyada severseniz, sizin sevdiğiniz bir şey daha var size dünyada.
Nedir o da? Nasrün minallah ve fethün karib muhtemelen. Allah'ın nusreti yardımı geliyor, topluma geliyor böylece. Demek ki hangi toplum, hangi ülke, hangi millet Allah'ın dinine çalışırsa, İslam'a çalışırsa, birbirine yardımcı olursa, bunların amaçları dünyayı aşmış, Allah'ın dinine sahip çıkarlarsa, bak Mevlam burada söz veriyor, ve Uhrâlemen'e söz veriyor, Nasr-ı minallah, onun Allah'ın mutlaka gelecek. Gelecek böyle. Ve Fethun fütuhat, İslam fütuhatı gelecek, hem de karip, yakın olarak Mevlam diyor böylece. İşte adı cemaatimiz, tabi sahabeler, tabiinler, o selef-i salihin mübarek kişiler, onlar böyle yaptılar muhtemelen böyle. Onun amaçları Allah'ın dinine çalışmaktı. Onların kalbi İslam diye yandı. Onların kalbi Kur'an diye yandı böylece. Öyle çalıştılar, Allah da sözünü tabi tuttu muhtemelen yardım etti. Ve beşir-i müminin, arkadan Mevlam emri peygamberimize ve beşir Muhammed'e müjdele. Kimleri? El müminin, bu vasıtadaki müminleri müjdele. Yani böyle yaşayan müminleri onlara müjde ver. Hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek, İslam fütuhatı gelecek, hem onların ahiretleri de dünyada hayırlı olacak. Lillahi Teala Fatiha.